Bolt Plus'tan merhabalar. Yaklaşık bir ay önce öldürülen, daha doğrusu kaybolan ve daha sonra da öldüğü ortaya çıkan 8 yaşındaki Diyarbakır'daki Nari'nin cinayetiyle ilgili yayınlarımıza devam ediyoruz. Tabii ki Türk medyasında bununla ilgili inanılmaz bir dezenformasyon var. Biz konuyu magazin boyutuyla değil, onlar gibi değil, daha olayın arka planında ve ihmaller üzerine konuşmayı tercih ediyoruz. Ve bu konuda da uzman isim, daha önce de yaptığımız yayınlarda kanalımıza konuk olmuş olan Mustafa Okumuş Bey var. Kendisi İstanbul Emniyeti'nde uzun yıllar bu tür soruşturmalara bakmış. Tecrübeli bir isim. Mustafa Bey, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum Fuat Bey. Hoş bulduk. Şimdi medyada inanılmaz bir konuyu magazinleştirme var. Yani artık iyice hani suyu çıktı. Hükümet kanalları başta olmak üzere birçok medya organında bu konu yani inanılmaz bir şekilde dezenformasyona girdi, magazinleştirildi. Ortada küçük bir çocuğun ölmüş olması değil, daha çok işte annenin varsayılan ilişkileri, yok babanın şeyleri, bağlantıları vesaire olmayan adli tıp raporları filan, yok köyün imamına kadar düştüler. Yani bu şekilde çok büyük bir dezenformasyon var. Şimdi bunu soracağım ama öncesinde şunu da size sormak istiyorum. Siz daha önceki yaptığımız yayınlarda demiştiniz ki bu konuyla ilgili jandarma iyi çalışıyor, en azından canla başla çalışıyor ama yetersiz demiştiniz. Bu konuyu bir şekilde çözmesi zor demiştiniz bu metotlarla. Siz gelinen nokta itibariyle cinayetin yakın zamanda çözülebileceğini düşünüyor musunuz ve jandarma ile ilgili fikriniz değişti mi? Önce bununla başlayalım. Ben jandarmanın art niyetle hareket ettiğini hiçbir zaman düşünmedim. Halen daha düşünmüyorum. Şu an itibariyle jandarmanın bu soruşturmada çok bir etkisinin kaldığını da düşünmüyorum. Oraya farklı illerden uzmanlar da gittiler. Yani burada biz de söyledik. Farklı platformlarda da çok dillendirildi. Jandarmanın orada yaptığı bazı eksiklikler. Yani çok somut muhakkak yapılması gerekirken yapılmayan bazı eksiklikler vardı soruşturma açısından. Bunlar konuşulunca uzman ekipler de oraya gittikten sonra kontrolün ben uzman ekiplere bırakıldığını düşünüyorum. Oradaki tabii fiziki olarak yapılması gereken şeyleri jandarma yapıyordur ama taktiksel anlamda atılması gereken adımlarla ilgili kararı oraya gönderilen bu işlerde muhtemelen uzmandır onlar da takviye personel tarafından karar verildiğini düşünüyorum Fuat Bey. Yani gelinen nokta itibariyle soruşturma sıkışmış durumda. Şu anda katilin kim olduğu belli değil. Önümüzdeki şüpheli şahıslardan birçoğu kamuoyunda bazı haberlerden dolayı ve varsayıma dayanarak gözaltına alınan kişiler. İki tanesi hariç, onlar da amca ve Nevzat isimli bir itirafçı var. Jandarma gözaltına aldıktan sonra olayı anlatan, Narin'i gömdüğü yeri gösteren kişi var. Onun haricindekilerin hepsi, anne de dahil buna, yani hüküm verilemeyecek kişiler. Yani yapılan yargılamada bunlara ne ceza verilebilir? Mesela anneye. Kızının öldürüldüğünü bildiğine dair elimizde bir delil yok. Medya haberlerini bir tarafa bırakarak ben bunu söylüyorum Fuat Bey. Yani medyada yazılıyor, çiziliyor, işte ailenin hepsi biliyordu. Kendi aralarında toplantı yaptılar. İşte dikkatleri dağıtmak için bazı ekstra hatlar çıkarttılar. Oradan farklı farklı ihbarlar yaptılar şeklinde bilgiler var medyada. Haberler var, bilgi demeyelim. Doğru olup olmadıklarını bilmiyoruz çünkü. Bunlara istinaden de anneye cinayeti bilip örtbas ettiğine dair hüküm kurulamaz. Yani siz hakimi baskı altına alıp da kardeşim şunlara 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 ceza ver, bu olay çözülmüş gibi gözüksün şeklinde bir baskı yapıp bu yönde bir karar verdirmezseniz yani elini vicdanına koyan gerçekten delilleri hukuki olarak değerlendirip kararını o şekilde veren hiçbir hakim amca ve Nevzat haricindeki diğer şüphelilere ceza veremez. Şu ana kadar elde edilen delillerle. Yani katil amca mıdır, Nevzat mıdır? Yani şu anki delillerden onu dahi anlamamız mümkün değil. Yani burada Nevzat da farklı bilgiler verebilir. Eğer söylemediği şeyler varsa soruşturmanın ileriki safhalarında, iddianame safhasına kadar yeni bilgiler de verebilir. Ben ondan çok amcadan biraz umutluyum. Yani soruşturma şu an itibariyle eğer amca bir itirafta bulunmazsa amcanın bir öncesine yani amca arabasına koydu. Amca arabasına Nari'nin cesetini koymadan önce ne oldu? O kısma dair herhangi bir bilgi etme imkanı şu anda yok. Kalmadı. O yönde bilgi etmemizin
tek yöntemi, tek yolu amcanın itirafta bulunması. Amca belki katil olmayabilir. Amcanın katil olduğunu bilmiyoruz. Ben yorum yapmak istemiyorum kendi görüşümle ilgili katil midir değil midir diye, ama eğer amca katil değilse ve sonuçta Nevzat direkt öldüren kişi olarak değil de anlatımlarına baktığımız zaman yer göstermede gidip yaptı. Oradaki Nari'nin cesetinin konduğu çuvalı da gösterdi. Ve o çuval da gidildi, orada bulundu. Tam gösterdiği yerde bulundu. Yani o çuvalın eşkalini, Nari'ni içine koyanın haricinde başka birisinin bilmesi imkansız. Yani Nevzat şu aşamada yardım yataklık açısından hüküm giyecektir. O açıdan delil mevcut yeteri kadar. Ona cesedi teslim eden amca ile ilgili biraz sıkıntı var. Arabasının ön koltuğunda DNA çıktığı söylendi. Onun haricinde bir delil yok. Evet. Ona dayanarak hakim amcaya katil olarak zaten şu aşamada vermesi çok zor, ama yardım yataklık açısından ceza verir mi, vermez mi, o hakimlerin kanaatine kalmış. Dosyadaki birçok bilgi belge vardır bizim bilmediğimiz. Onlara da bakıp değerlendireceklerdir. Ama adli tıp raporu çıkmadı. Adli tıp raporunda arabanın farklı yerlerinde veya ceset üzerinde farklı biyolojik kalıntılar bulunursa ekstra delillerle amca biraz daha köşeye sıkışabilir. Eğer amca biraz daha köşeye sıkışırsa, amca aleyhinde deliller bulunabilirse adli tıp raporunda, amca şunu düşünecektir. Nevzat bir şekilde yırtıyor gözüküyor. Yani Narin'i öldüren kişi olarak değil de cinayete yardım yataklıktan ceza alacak. 10 sene, 15 sene alsa bile 3-4 sene sonra çıkar şeklinde kafasında kuracak. Katil de belli olmadığı için Nevzat'tan bir önceki olay, Nevzat'a teslim eden kişi de kendisi olduğuna dair ekstra deliller de bulunursa, cinayet faili olarak ceza alma ihtimali de artacağından dolayı orada eğer kendisi değilse katil, katillerle ilgili bilgi verebilir. Olayın bizim cesetin amcanın arabasına konmadan önceki kısmını anlatabilir. Fakat şu aşamadan sonra amca anlatsa dahi, yani bugün bile amca her şeyi anlatsa dahi, işte şu iki tane isimlerini verse, şu şahıslar Narin'i öldürdüler. Ben de ailenin büyüğü olarak beni aradılar. Hem ben de oradaydım, gittim. Kızımız öldü, üzüldük ama en azından akrabalarımız, diğer akrabalarımız ceza almasınlar diye düşündüm. Narin'i arabama aldım, Nevzat'a teslim ettim diye olayın, Narin'in öldürülme anını ve kim tarafından öldürüldüğünü anlatabilir. Fakat onun anlatımları sadece bir ifadeden ibaret kalır. Yani anlatımlarını ispat edebilecek o ifadenin haricinde kolun şu anda herhangi bir ekstra delil bulma imkanı yok. Bir kere olay yeri belli Evet. değil. Aradan çok çok uzun zaman geçti. Hani bir olay yeri tespit edilseydi, öldürülmenin gerçekleştirildiği yer bulunsaydı, orada yapılan özel teknik incelemelerle, adli tıp çalışmalarıyla belki delil bulunabilirdi. Ama ben katilin kim olduğuna dair soru işaretlerinin bitmeyeceğini düşünüyorum. Bu her zaman devam Evet. edecektir. Amcanın yani kişisel kanaatim olarak veya medyaya yansıtılan haberleri bir tarafa bırakarak mevcut deliller açısından söylüyorum. Amcanın katil olarak ceza alma ihtimalinin de çok zayıf olduğunu görüyorum şu aşamada. Evet. Şimdi bu tabii ki cinayetle ilgili dakikalar, zaman ilk başta çok önemli. O ilk başta yapılması gereken hamleler yapılmamış ve o psikolojik olarak üstünlük ilk başta kaybedilince sonra da bunu toparlamak tabii ki hani katil veya işte yardıma yataklık yapan kişilere de bununla ilgili düşünme ve yeni stratejiler üretme zamanı tanınmış anladığım kadarıyla. Şimdi burada tabii dosyaya giren önemli bir şey var, tutuklama gerekçesi var. Bu kişilerden bir tanesi şundan dolayı tutuklanıyor. İşte soruşturma yürüten kolluk görevlilerini yanıltmak. Yani işte köyde yangın çıkarmış, işte bir yerde terlik bulundu diye ihbar yapmış, ondan sonra elektrikleri kesmiş falan. Buna ilgili bir tutuklama var. Dolayısıyla köyde yani sahada bir dikkat dağıtma çabası var. Aynısını medyada da hani görüyoruz. Hiç alakası olmayan yerlerle ilgili alakasız haberler yapılıyor. Şimdi Hüdapar'la da ilişki kurulduğu vesaire. Hani bu tarz böyle hani sonrasında yalanlanabilecek çok şey yapıldı. Bunlar acaba böyle bir örgüt halinde diyeyim hani böyle birlikte bu soruşturmayı farklı alanlara çekip kapatmaya ve başka şeyler konuşturmaya çalışıyor olabilir mi? Yani oradaki yerel halkla ilgili ayrı bir değerlendirme yapmamız gerekiyor.
medya ile ilgili ulusal açıdan farklı bir değerlendirme yapmamız gerekiyor. Yani bir kere orada işte çeşitli spekülasyonlar ortaya atarak soruşturmanın seyrini farklı yöne çekip işte kolluğun enerjisini dağıtmayı amaçlayıp yani olayı örtbas etmeye çalıştığını ispat etmek de zor. Yani orada terlik bulundu. Bu narenin terliği diyen bir köylü, akraba veya köyden herhangi bir şahıs. Bu şahsın niyetinin soruşturmaya akamete uğratmak olduğunun ispatlanması lazım. Yani burada bir art niyet olduğunun ve bunun kasti olarak yapıldığının, kast unsurunun ortaya konması lazım. Eğer o şahıslar bu şekilde köylü, orada bir terlik var, narenin terliği dedi, jandarma da gitti, o terlikle ilgili mesai harcadı. Bundan dolayı ceza alırsa, Türkiye'de ceza verilmesi gereken çok kişi var. Siz de bahsettiniz. Ya çok enteresan haberler var. Gerçekten her gün 3-4 tane skandal boyutunda yalan haber servis ediliyor. Ben bunları Evet. kendimce değerlendiriyorum tabii. Kim neden yalan haber ortaya atar diye. Haberleri ortaya atanlara ve onları yayanlara bakıyorum. Vatandaşlar açısından söylemiyoruz bunu. Eski gazeteciler var. Duayen gazeteci olarak bilinen gazeteciler var. Çok büyük medya kurumları var. Televizyonlar var. Türkiye'de milyonlarca insanların izlediği, takip ettiği televizyon kanalları var. Asıl dezenformasyonu, kolluğu, yorma işini bunlar yapıyorlar. Oradaki köylünün yaptığından dolayı biz bu soruşturmayı beceremedik demek bir bahane dahi olamaz kolluk açısından. Yani bunu ortaya sürüp hiçbir hakim o şahıslara ceza veremez. Yani o da oluyordur illaki. Sonuçta o köydeki vatandaşlar Fuat Bey rahatsız oldular. Orada tabii ki çok düzgün insanlar da var o köyün içerisinde. Ama şu anda kamuoyunda işte orası Tavşantepe isimli bir köy ama ismini değiştirelim. Şeytantepe diye yeni bir isim koyalım diye insanlar yazılar yazıyorlar. Siz de o köydeki bir insan olarak tabii ki bundan rahatsızlık duyarsınız. Bu konunun sizin de bir alakası olmadığını, bu konunun o aile içerisinde yaşanan bir olay olduğunu ortaya koymak için bazı şeyler fısıldayabilirsiniz. Orada bir sürü gazeteci var. Yani bunların gazeteci tecrübesi çok az olanlar da vardır. Veya çok fazla olup art niyetli olanları da vardır o gazeteciler arasında. Bu fısıltılardan yola çıkarak, yol alarak çok farklı, çok yanlış, soruşturmaya, sıkıntıya sokabilecek bilgileri kamuoyuyla kendileri de bir şeyler katarak paylaşıyorlar. Bu olabilir. Yani veya aile tarafından bu konu bizimle ilgili değil şeklinde konuyu köyün geneline veya farklı bir oluşuma yani odakları çevirmek için bazı şeyler üfürüyor olabilirler. Yani fısıldıyor olabilirler. Fakat bizim için esas sıkıcı olan konu ulusal yayın organları, televizyonlar, medya kurumları ve duayen diye bildiğimiz gazeteciler. İşte yani çok haber var çıkartılan. Tek tek bahsetsek burada vakit yetmeyecek. Evet, uzun sürer. Evet. Evet, isim de verebiliriz. Yani örnek olsun diye mesela Tolga Çar'dan en son böyle bir spekülasyon ortaya atılmıştı. Bunu kendi köşesine taşıyan şahıslardan birisi. Tolga Çar'dan yıllardır emniyet teşkilatı ile ilgili kulis bilgilerini haberleştiren bir gazeteci. Birçok insanın da beğeniyle takip ettiği bir gazeteci. Bir uydurma haberi en son köşesine taşıyan oydu. Yani bu haberin uydurma olduğunu az çok eli kalem tutan herkes bilir. Tolga Şardan ya çok saf birisi, gözüktüğü gibi böyle bu işlerden anlayan birisi değil ya da o köşe yazısını bir talimatla ya da farklı şekilde kafasında ne geçiyor bilmiyoruz. Yani art niyetli olarak, kasti olarak servis etti. Ya konu şuydu. Aslında Narin cinayetinin bir gün önceden planlandı. Narin'i öldürmek için aile fertlerinin bir gün önceden karar verdi. Fakat cinayeti bir gün sonra işledikleri şeklinde bir haberdi. Onun da köşesinde taşıdı. Bir gün önce Narin kömürlükte bir olay görüyor. Kardeşleriyle ilgili bir konu görüyor. Kardeşleri onu öldürmeye karar veriyor. Aile bireyleriyle kardeşler istişare ediyorlar. Bir gün sonra Narin'i Kur'an kursundan dönünce öldürme şeklinde karar alıyorlar ve bu şekilde Narin'i bir gün sonra öldürüyorlar şeklinde bir haberdi.
Ya bu çok Yani komik. sade vatandaş bile bu yani bu senaryoyu ben dinlerken hani yani çok gerçekten akla mantığa yatmayacak bir şey bunu köşesine taşıması ancak hani bu bilgisizlikle izah edilemez diye düşünüyorum. Bilmiyorum hani belki ileri bir yorum olacak ama Ya katılıyorum o konuda şimdi yani. bunun muhasebesini yapmak için gerçekten gazeteci olmaya gerek yok. Dediğim gibi orta zeka seviyesi, orta alt zeka seviyesine sahip herkes bunu yapabilir. Şimdi Narin orada bir şey görmüşse, diyelim ki dedikleri doğru. Abiyi bir işte yaparken gördü. Bir insanla veya bir hayvanda, her neyse. Bunu kime söyleyebilir? Abi kimden korkar? Annesine söylemesinden, babasına söylemesinden, akrabalarına, arkadaşlarına, Narin'in bunu yaymasından korkar değil mi? Peki Narin'in bu söylemlerini engellemek için ne yapıyor? Ailesiyle istişare yapıyor. Narin'in zaten söylemesinden korktuğu kişilerle gidip Narin'i öldürme kararı alıyor. Ve bunu geceleyin de yapmıyor. Bütün köy uyuduktan sonra, el ayak çekildikten sonra da yapmıyor. Gündüz vakti. Ve o arada sabahtan ölüm anına kadar Narin'i ailenin dışındaki bir yere gönderiyorlar. Kur'an kursuna gönderiyorlar. Çok rahat oradaki arkadaşlarını anlatabilir, caminin imamını anlatabilir. Yani Nari'nin bütün köy biliyorsa bunu, kime söylemesinden korktular da öldürdüler. Yani bir sosyal medya gücü yok ki, gazetecilere ulaşma gücü yok ki Türkiye'ye duyuracak da bizi rezil edecek diye korksunlar. Yani baştan sona Fabrikasyon gibi yani öyle yani öylesine uydurulmuş bir haber ama servis ya edilmiş belki de yani iyice işte sulandırmak bunlar. amaçlı diyorsunuz herhalde. Ya bunlar sulandırmak amaçlı mı? Yani mesela imamla ilgili bir iddia ortaya attılar. Yani tamamen yalan o da. Anlatmayalım konusunu, mevzusunu. İşte annesiyle ilgili, amcasıyla ilişkiye girdiğine dair televizyonlarda konuşuldu. Yani bu doğrudur ya da yanlıştır diyemeyiz. Böyle bir olay yaşandığına dair ne bir ifade var, ne bir ifadede, herhangi bir ifadede ufacık bir emare var. Yani yoktur diyemiyoruz ama yani gözümüzle görmediğimiz bir konuda bir kadına böyle bir iftira atmak çok büyük bir alçaklık. Elinde hiçbir şey yokken bu ufak ufak dillendirildi. Artık sanki insanlar gözüyle görmüş gibi gayet emin bir şekilde işte amcayla anne arasındaki ilişkiden dolayı Narin gördü, öldürüldü şeklinde yazılar yazıyorlar. Yayınlar yapıyorlar. Televizyonlardaki konuklar bu şekilde açıklamalar yapıyorlar. İşte imam konusu, anne konusu, bunun gibi çok konular var. Bunlar bakıyorsunuz genelde hükümete yakın, saraya yakın medya organları tarafından ortaya atılıyor. Yani ben bu tip haberleri, asparagas haberleri daha çok oradaki kolluğun beceriksizliğinin örtbas edilmesiyle ilgili o beceriksizlikler konuşulmasın da toplumun ilgisini çeken bu tip konular konuşulsun şeklinde ortaya atılmış ve hükümet medyası tarafından desteklenen, yayılması için uğraş verilen haberler olarak görüyorum. Tabii bu haberleri birileri servis ediyor ama başkaları da işine geldiği şekilde kullanıyorlar. O cami imamı ile ilgili yani çok büyük medya kurumları öyle bir servis yaptılar ki, olayı öyle bir servis ettiler ki. Yani onların ben İslamiyet'le ilgisi alakası olmayan, yani Müslümanlarsa da Türk halkının İslami yaşantısını beğenmeyen, tasvip etmeyen veya İslam'a düşman insanların oradaki olay doğru bile olsa imamla ilgili olarak bu bireysel bir hatadır. İslamiyet'in hatası değildir. O hataları İslamiyet'e saldırmak için, dinimize saldırmak için, dininizi küçük düşürmek için özellikle yayan bir kesim de oldu. Yani bazıları bir haber atıyorlar, başka şahıslar da o haberleri alıp kendi işlerine geldiği şekliyle o haberin yayılmasını bir üst safhaya çıkartıyorlar. Yani atılan her palavra haber bir maksatla atılıyor ama başkalarının da işine yaradığı için tüm Türkiye'de anında yayılıp vatandaşlara tabi bunları okuyunca büyük kısmı inanıyorlar. Böyle bir algı yapılmış Evet. oluyor. Aynen. Şimdi zaten yani tabii ki olay çözülmediği her dakika dedikodular işte en ufak bir olayda da öyledir. Yani bir konu eğer sürüncemede kalıyorsa, medyada bununla ilgili haber yapıyorsa bir sürü yalan haber, bir sürü dezenformasyon. Yani Twitter'da belki 15 yaşındaki çocukların böyle yazıp çizdiği, herkesin de inandığı böyle koca koca kurumların da peşine takıldığı yalanlar
böyle arda arda sıralanıyor ve gerçeğe de ulaşamıyorsunuz. Yani bu hep konuştuğumuz konu aslında. Hani bir ay boyunca böyle bu konu medyada kalınca artık o medya kurumları da bununla ilgili bir şey üretmesi lazım. Yani gidiyor bu konu. Hadi bunun üzerinde bir şey yapın diye sürekli belki medya yöneticileri de bununla ilgili onları böyle baskı altına alıyor ve dolayısıyla sürekli böyle yeni bir şey bulmak, ilginç bir şey bulmak ve mümkünse olayın içinde böyle hani denir ya tırnak içinde aşk para vesaire olsun filan. Böyle şeylere tevessül ediyorlar. Şimdi tabii Hüdapar konusu da bununla ilgili bence. Biraz onları da bu işin içine soktular. Onlar da tabii çok kolay yalanlanabilecek şey söylediler. İşte dediler ki bu faillerden amca bu partinin yöneticisi falan. Ama öyle olmadı ortaya çıktı. Parti de çıktı böyle göğsünü gere gere bizim bu olayla bir alakamız yok. Çünkü bu kişiyle bizim hiç alakamız yok diyerek yalanladı. Ve bundan da belki bu popülerliğin üzerinde de sörf yapıyorlar. Diyorlar ki işte anayasanın 4. maddesi kaldırılsın. İşte buna karşıyız biz gibi ifadelerde bulunuyorlar. Bu dezenformasyon ona da bir alan açmış oldu. Dolayısıyla Hüdapar'ın da fikirleri daha çok konuşulur hale geldi. Şimdi siz de tabii ki güvenlik bürokrasisinde uzun yıllar çalıştınız. Bu Hizbullah Hüdapar ilişkisini de biliyorsunuz. Hani bu olaydan bağımsız soruyorum. Yani burada Hüdapar'ın bu şekilde aktör olması, siyasi bir aktör olup Türkiye'nin yönetiminde şu anda Cumhur İttifakı'nın bir üyesi. Ona da imtiyazlar sağlandı. Böyle bir örgütün şu an itibariyle bir şekilde bu işi de iktidar parçası olduğu için eklemlendiğini düşünerek söylüyorum. Nasıl görüyorsunuz Hüdapar'ın bugünkü pozisyonunu? Hani böyle çok geniş aldım ama neticede ben anlatmaya çalıştığım şey ortada. Hüdapar'la ilgili son durum. Ya Hüdapar'ı bu olaydan tam bağımsız düşünemeyiz. Bu olayla da bağlantı kurabiliriz Hüdapar arasında. Biz kurmuyoruz. Bizi bu bağlantıya zorluyorlar. Az önce söylediğim bu Asparagas haberlerinin servis edilmesiyle ilgili konu Hizbullah için de geçerli. İşte birileri oradaki kolluğun beceriksizliğini kamufle etmek için nasıl Asparagas haber ortaya atıyorsa birileri de Narin cinayetiyle Hizbullah terör örgütü arasında bir bağlantı varmış gibi göstermek için asparagas haberler üretiyorlar. Şimdi baştan beri söylüyorum. Narin'in öldürülmesi konusuyla Hizbullah terör örgütünün hiçbir alakası yok. Yani bu yönde en ufak bir bilgi, belge, emare yok. Narin'in ne öldürülme anı, ne öldürülme sebebi, ne de olayların sürüncemede kalmasıyla Hizbullah terör örgütünün hiçbir bağlantısı olduğuna dair elimizde belge yok. Ama işte köy mezarlığında toplu cesetlerin olduğu iddiası, mesela köyün altının bir cephanelik olduğu, caminin altı da dahil cephanelik olduğuna dair haberler, Hizbullah terör örgütünün işin içerisinde olduğu algısı oluşturmak için ortaya atılan haberler. Bu haberleri ortaya atanlara da ben bakıyorum. Adam 20 sene önce Diyarbakır Silvan'daki bir köyün caminin altındaki tünelleri Hizbullah'ın orada bazı kişilere de sorgulamış. Oradaki mekanını sanki Narin'in köyündeki caminin altıymış gibi haber yapmış. Bakın Narin'in köyünün altında tüneller çıktı diye. Şimdi bu tip haberleri servis eden merkezler neden Hizbullah'ı işin içerisine katıyorlar? Yani biz Hizbullah Hüdapar 2013 müydü, 14 müydü o civarda kuruldu. 2020'li yıllarda da Cumhur İttifakı'na katıldılar. Fakat Hüdapar zihniyeti zaten en başından beri iktidarla ortak. Belki fiili olarak parti yoktu. Fiili olarak bir ittifaklık yoktu ama Hüdapar kurucusu kim? Hüdapar kurucularına bakın. Hepsi Hizbullah'ın devamı olan kişiler. Yani en baştan alıp Evet. anlatmak gerekirse Hizbullah'ın kurucusu ve lideri Hüseyin Velioğlu isimli bir şahıstı. 2000 yılının başlarında bir kış ayında Beykoz'daki bir operasyonda öldürüldü. Ölü olarak ele geçirildi. Meşhur şu an Bu görüntülerde şahsın izlediğimiz operasyon, Beykoz operasyonu. evet, bu şahsa yönelik soruşturma başlatılmasının sebebi Konca Kuruş isimli bir kadın hakları savunucusu, medyatik bir şahıstı o. Daha ondan önce de birçok insan kaçırılıyordu, ortadan kayboluyordu, haber alınamıyordu. Bunlarla ilgili yapılan çalışmalarda hepsi Hizbullah terör örgütünü işaret ediyordu ama Konca Kuruş hadisesinden sonra olay biraz daha medyatik olunca polis biraz daha işin üzerine düştü ve Hüseyin Velioğlu'na kadar ulaştı. Orası çok önemli bir villaydı. Çünkü örgütün birçok belgesi, dokümanı da oradaki villada ele geçirildi. Oradan yola çıkarak Türkiye'nin
birçok ilinde operasyonlar yapıldı. Oradan ele geçirilen belgelerden, bilgilerden yola çıkılarak örgüt adeta deşifre edildi. Ben de yapılan operasyonlardan ele geçirilen, tespit edilen hücre evlerinden birisini bizzat gittim gördüm. Yani ben aktif olarak Hizbullah terör örgütüne yönelik soruşturmalarda görev almadım. Terör birimleri görev yapıyorlardı. Ben 99 yılında yeni mezun bir komiser yardımcısıydım o dönem İstanbul'da. Bir ilçede çalışıyordum. Benim mıntıkamdaki bir hücre evinde ben de gittim olay yerini gördüm. Bir kömürlüğün altına ben aklımda 6-7 diye kalmış ama daha fazla da olabilir. Sayıda insanı, kaçırılan insanı öldürüp gömmüşler. Üzerine de ince bir beton atmışlardı. Bu adres bilgileri işte bu Beykoz'daki operasyonda ele geçirilen belgelerden elde edilen konulardı. Operasyonlar Hizbullah'a tabii büyük bir darbe indirdi. Hizbullah da bunun intikamını Diyarbakır'da Gaffar Okan isimli Diyarbakır İl Emniyet Müdürü olan abimizi şehit ederek cevabını verdi bu operasyonlara. Tabii toplumda da infial oldu. Çünkü hem Diyarbakır halkı tarafından hem teşkilat içerisinde çok sevilen birisiydi. Aktif olarak da mücadele ediyordu. Hem Kürt meselesiyle ilgili, Kürt vatandaşlarımızın ötekileştirilmesiyle ilgili çok ciddi mücadele ediyordu Gaffar Müdür. İnfialden dolayı Hizbullah terör örgütünün üzerine daha da ciddi gidildi. Ve yüzlerce örgüt üyesi tutuklandı. Yargılamalar sonucunda hüküm giydiler. Yani 200'e yakın cinayetin faili tespit edildi. Domuz bağıyla öldürülen ya da ensesinde tek kurşun sıkılma yöntemiyle öldürülen şahıslar hükümle cezaevlerine kondu. İşte bu yargılama süreçlerinde Mustazafer isimli bir dernek kurdu. Evet. Hizbullah sempatizanları. Bu derneğin kuruluş amacı cezaevinde tutuklu ya da hükümlü olarak bulunan örgüt üyelerine destek vermek, aynı zamanda onların ailelerine de destek vermekti Fuat Bey. Bu dernek 2011 yılında Yargıtay tarafından Hizbullah'la organik bağ olduğu gerekçesiyle çok geniş bir gerekçeli karardan sonra kapatıldı. Bu derneğin kapatılması üzerine Yılmaz isimli bir şahs bu derneği kurmuştu. Dernek kapatmak çok kolay olduğu için bizim yasalarımızda bunun yolu çok kolay, açık. Fakat siyasi parti kapatmak zor olduğu için bu derneğin üyeleri blok olarak Hüdapar Partisi'ni kurdular. Yani büyük çoğunluğu oradan Hüdapar'a geçtiler. İşte derneğin kurucusu şu anda Hüdapar'da genel başkan yardımcısı. Zekeriya Yapıcıoğlu, şu anki Hüdapar başkanı da Hizbullah terör örgütü değildir diye açıklamaları yapan, hatta bu derneğin kapatılmasını çok eleştiren, bu kapatma faaliyeti bir FETÖ operasyonudur, FETÖ kumpasıdır şeklinde açıklama yapan bir şahıs. Yani İshak isimli bir genel başkan yardımcısı var. O da Hizbullah üyeliğinden dolayı yargılanıp hakkında üye olduğuna dair karar verilen bir şahıs. Şu anki Diyarbakır il başkanı aynı şekilde. Yani bu şekilde birçok insan var Hüdapar'da aktif olarak siyaset yapıp Hizbullah'la da zamanında organik şekilde bağlantı kurmuş kişiler şu anda faaliyet gösteriyorlar. Yani Hüdapar'ın Ve kurucusu bunlar Hüseyin Velioğlu mesela Milli Türk Talebe Birliği üyesidir. Terör faaliyetlerinden bir önceki sosyal çalışmalarını Milli Türk Talebe Birliği'nde yapmıştır. Milli Türk Talebe Birliği'nde başka kimler var? Tayyip Erdoğan var mesela. Abdullah Gül var. Abdülkadir Aksu var. Beşir Atalay var. Bülent Arınç var. Cemil Çiçek Hüseyin var. Çelik var. Mehmet Ali Şahin var. Melik Gökçek Yani var. Melik Gökçek bilmiyorum. Yani AK Parti'nin kurucularıyla Hizbullah terör örgütünün kurucusunun kesiştiği böyle bir dernek diyelim biz ona. Böyle bir dernek de var. Zaten kafa yapılarına bakın. Tayyip Erdoğan'ın laiklikle ilgili açıklamalarına bakın. O zamanki açıklamaları. Şimdi tabii farklı söylüyorlar. Bulundukları konum gereği. Ama bilinç altında ben çok bir şeyin değiştiğini düşünmüyorum. Kişisel görüşüm olarak. Orada benim ekleyeceğim bir nokta var müsaadenizle. Yani şimdi Buyurun. bu
Beykoz operasyonundan polise kurşun sıkan, hatta o birebir insanları belki domuz bağı yapıp o villanın altına da gömen Edip Gümüş, Cemal Tutar gibi böyle örgütün yöneticileri var. Sağ yakalanıyor bunlar. Dediğiniz gibi bunlar hapse atılıyor ve hakikaten yani koskoca bir örgütün yöneticisi bunlar. Yani bütün Türkiye çapında. Ve bu örgüt, yani benim aklımda kaldığı kadarıyla söyleyeyim, çok iyi dokümante eden bir örgüt. Yani her şeyi yazmışlar yani hakikaten o günün şartlarında. Şurada şunu sorguladık, burada bunu öldürdük, gömdük falan diye. Dolayısıyla her şey belgeli, delilli. Bu adamları hapse koydu Türk yargısı ve 2011 yılında hepsini tahliye etti. Hepsini tahliye etti. Yani Gaffar Okka'nın katili dahi hepsi tahliye oldu. Tahliye olduktan sonra bu kişiler soluğu tabii İran gibi ülkelerde aldılar. Çünkü o ülkelerin desteklediği örgüt. Hatta örgütün yöneticisi Edip Gümüş oradan mesajlar yayınlamaya devam ediyor. Yani örgütü takip edenler bilirler. Oradan böyle ara ara rehberin mesajı falan diye böyle görüşlerini paylaşmaya devam ediyor yani şu an itibariyle. Şimdi bu AKP iktidar döneminde oldu. Hani onların serbest bıraktığı ve hala faaliyetine bir şekilde hani devam eden bir örgüt var. Örgüt liderini serbest bırakan bunlar. Şimdi bugün siz bir tweet atıyorsunuz, direkt hapse giriyorsunuz ve hatta sizin belki denetimli serbestlik hakkınız dahi kullandırılmıyor. Ama bu insanlar o kadar olayların faili, medyada günlerce, belki yıllarca konuşuldu, böyle vahşi cinayetlerin failleri serbest kaldılar ve şu an hepsi belki toplumun içinde olanları da vardır. Yani bu noktada aynı zihniyetin ben biraz yansımalarını hani böyle çok geriye gidip de bunlar aynı şey demek belki benim şeyime uymayacak, söylemek doğru olmaz ama pratikte aynı istikamette bazı eylemleri var yani. Hani bunu da eklemek istedim. Evet, yani onu anlatmaya çalışıyordum Fuat Bey. Yani belki kağıt üzerinde yeni ittifak kurulur ama AK Parti'nin kurulduğu andan itibaren kafa ve düşünce yapıları aynı. Paralel gidiyor yani. Aynı hedefe doğru gidiyorlar. Yani işte küçük yaşta evlilik meseleleri zaman zaman ortaya atılıyor. Yani bu meseleleri ortaya atanlar da muhtemelen bu kafa yapısı, işte laiklikle ilgili tartışmalar. Ya laiksin ya Müslümansın diyen bir şahıs şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetiyor 20 yıldır. O zamanki şartlar öyle gerektiriyordu. O zaman öyle söyledim ama şu anda öyle düşünmüyorum falan diyor. Tabii öyle diyecek. Ne diyecek? Yani cesaret olsa istediğini yapabileceğini bilse biz laiklik tartışmıyoruz burada Fuat Bey. Bazı şeyleri ortaya koymaya çalışıyoruz. Yani bu şahıs laikliği anayasadan kaldırır. Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten şahıs. Bunu hepimiz biliyoruz. Hizbullah'la baştan beri aynı istikameti, aynı hedefleri gözeten şahıslar. İşte ister istemez bir sempati oluşuyor. Belki örgütsel bir şey olmasa, bağlantı yoksa bile aralarında. Düşünce birliğinden dolayı bir sempati oluşuyor. 2011 yılında dediler ki tutuklu yargılamalar 10 yıldan fazla olamaz dediler. Şimdi onların yargılama şeylerini uzattılar. Daha sonra 10 yıl geçti. Tutuksuz yargılanmanız gerekiyor. CMK bunu emrediyor. Elimizde bir şey yok dediler. Ve bu şahısları tahliye ettiler. Yani CMK değişikliğini bu şekilde yapıp örgüt yöneticilerini serbest bıraktılar. Daha sonraki dönemlerde gözaltına alınanlar da zaman içerisinde serbest bırakıldı. 2020'lerde, 2022'lerde haber bültenlerine geçmişe yönelik tarayıp Fuat Bey onlarca, onar kişi, 15'er kişilik gruplar halinde Hizbullah terör örgütü üyeleri domuz bağıyla ya da ensiye ateş etme yöntemi kullanarak insan öldüren kişiler serbest bırakıldı. Ve bu şahısların nerede olduğuna dair hiçbir bilgi yok. Muhtemelen İran, Lübnan gibi ülkelerde oldukları söyleniyor. Yani bunlar da tahmine dayalı söylemlerdir diye düşünüyorum. 2015'te Evet. filan hani Hizbullah bitti artık silahlı kanadı kalmadı. O düşüncedeki insanlar bir siyasi parti kurdular. Yasa dışı faaliyetleri benimsemiyorlar gibi söylemler var. Hüdaparlı kurucuları filan da aynı şeyi söylüyorlar. Fakat aslında ben bunun da doğru olduğunu düşünmüyorum. Hizbullah terör Evet. örgütünün halen daha hücreleriyle aktif olarak faaliyette olduğunu düşünüyorum. Yani en son bilgi olarak 2015 yılında Kobani olaylarında Hizbullah terör örgütünün aktif olduğunu gördük. O dönemde Hizbullah'la bağlantılı olduğu düşünülen bazı dernek yöneticileri, bazı yayın organlarının yazarları, düzenleyicileri
öldürüldü. Kobani karmaşası esnasında o karmaşadan istifa ederek. Fakat da tam tersine cinayetler de işlendi. Yani karşılıklı orada bir PKK örgüt üyeleriyle Hizbullah örgüt üyeleri arasında karşılıklı çatışmalar yaşandı. Karşılıklı adam öldürme olayları gerçekleştirildi. Ben Yani halen daha silahlı aktif kanadı hala olarak aktif. Evet, yakın zamanda çatışmalara yani girmedi yani. Hizbullah terör örgütü yani Şia Hizbullah, Lübnan Hizbullah biraz çok açık hareket ediyor. Ya çocuk gibi hareket ediyorlar. Çok amatörce davranıyorlar ama Türk Hizbullah'ın ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Yani 2000'li yıllarda dahi iletişim aracı kullanmıyorlardı onlar. Ya mektuplaşma karşılıklı fiziki olarak not transferi şeklinde bağ kuruyorlardı. Haberleşme yapıyorlardı. Ve grup hücre sistemleri vardı. Üçer kişilik gruplar halinde çalışıyorlardı. Ve irtibat görevlisi o üç kişilik gruptan sadece bir kişiydi. Siz o dönemde Hizbullah militanları arasında telefon kullanan hiç kimseyi göremezsiniz. Gerçi çok yaygın da değildi ama çağrı cihazı yaygındı. Tabii yani vatandaş açısından yaygın olmasa dahi örgütsel yapılanmalar açısından iletişim önemlidir. Kullanılıyordu. Fakat Hizbullah terör örgütü asla kullanmadı. Hatta bu tip elektronik cihaz kullananları hain ilan ediyorlardı. Hürriyet cezası veriyorlardı onlara ilk aşamada. Devam ederse hain olarak ilan edilip infaz ediliyorlardı. Yani çok gizliliğe, hücre yapılanmasına dikkat eden bir örgüt. Ben halen daha aktif olduğunu düşünüyorum Fuat Bey. Evet. Şimdi programımızı da bayağı uzattık aslında. Konuyu açtı. Bu noktada yani söylemek istediğim eklemek istediğim bir şey var. Hani CMK ile yapılan değişiklik de bunlar. İşte 10 yılı aşan terör tutukluları iddianamesi gelmedi. Yani yargılama sürüyorsa vesaire ya da bu tür konularda tahliye edilebilir karar çıkarmışlar bu hükümet zamanında. Tabii ki şimdi bunu diyebilirler ki ya işte o zaman yargılayıp bitirleselerdi falan. Ama şimdiki pratiklerine bakalım. Siz tahliye oluyorsunuz bir davadan. Tam çıkacaksınız, başka uydurup bir dava açıp sizi aynen cezaevinde tutabiliyorlar. Yani bunun çok örneği var. Her kesimden bunun örneği var. Bu cemaat tutuklular için de geçerli, gazeteciler için de geçerli, Kavala için de geçerli. Dolayısıyla yani bu yaygın pratiği şu an yeni uyguluyor AKP. Eskiden bunu uygulamıyordu, böyle bırakıyordu falan. Yani böyle kafası karışanlar için bu eklemeyi yapmak istedim. Şimdi tabii siz çağrı cihazı dediniz, Lübnan Hizbullah'ından bahsettiniz. Tabii Şii Hizbullah bunlar. Bizim konuştuğumuz Türk Hizbullah'ıydı. Başka bir Hizbullah'a geçelim. Oradan çok sıcak bir gelişme var. Dün İsrail 5.000 kadar yani haberlere göre çağrı cihazının üzerine bomba yerleştirmiş ve Lübnan Hizbullah'ına içeriden yani çok sofistike denebilecek bir yöntemle büyük bir saldırı dalgası düzenledi. Bunu yorumlamanızı isteyeceğim. Yani bu istihbarat tarihi açısından herhalde çok böyle yani hem kanlı hem de hem yani insan haklarına da aykırı olarak görüyorum. Dolayısıyla hedef gözetmeksizin yapılmış bir saldırı var ortada. Bunu nasıl yorumlayabiliriz? Bu bir hani bunun örneği var mı? Siz bir böyle güvenlik bürokrasisini bilen birisi olarak size özellikle soruyorum bunu. Ya bunun örneği birebir benzer şekilde değerlendiremeyiz. Var tabii. Yani ben o konuya çok girmek istemiyorum. Buna benzer bazı istihbari faaliyetler var. Belki yani sonuç itibariyle bu şekilde insanların sakat bırakılması ya da öldürülmesiyle sonuçlanmayan. Fakat bilgi alma açısından buna benzer operasyonlar var istihbarat örgütlerinin yaptığı. Yani Mossad'ın belki bu kadar çok kişiyi etkilemese dahi profesyonellik açısından buna eşdeğer diyebileceğimiz birçok eylemi var. 50 sene, 60 sene öncesinde dahi hiç aklı hayale gelmeyecek şeytanlıkta eylemleri var Mossad'ın yaptığı. 4-5 sene önceydi galiba. İran'ın içerisinde buna benzer, teknik olarak buna benzer bir eylemi olmuştu. Uzun namlulu silahları, otomatik makine tüfek diye vatandaşın bildiği silahlarla orada bir eylem gerçekleştirmişti. Üst düzey hedefleri yok etmişti. Onu da makineli tüfekleri yapay zeka kullanarak affedersiniz, uzaktan harekete geçirmişti. Yani
fiziki olarak ajan kullanarak değil, yapay zeka kullanarak makineli tüfeklerle infaz gerçekleştirmişti. Bu olay şunu gösteriyor. Yani Lübnan'da bir devletin böyle bir operasyon yapabilmesi, o çağrı cihazlarının içerisinde pil patlamasıyla öyle bir etki oluşmaz. Yani telefon bile, televizyon bile patlasa o kadar sarsıcı etki olmaz. Onun içerisine patlayıcı madde yerleştirilmiş. Sığdırabildikleri kadar sığdırmışlar. Ve sonunda oraya bir yazılım da yüklemişlerdir. Yazılımı istedikleri an, istedikleri ve doğru olduğunu düşündükleri saat geldiğinde aktive edip cihazları patlatmışlar. Böyle bir eylem yapmışlar. Bu eylemi yapabilmeniz için işte örgüt içerisinden birkaç tane adamınızın olması, bu adamlarınızla Hizbullah üyelerinin çağrı cihazı kullandıklarını ve yeni model, eski cihazlarını yenileriyle değiştirmek için harekete geçtiklerini tespit etmiş olmanız, yeni çağrı cihazlarının nereden temin edileceğini tespit etmiş olmanız lazım ve temin edilecek çağrı cihazlarını üreten ya da tedarik eden firmaya sızıp işte 3000, 5000 sayını ise o kadar teknik cihazı tek tek açıp ince işçilik gerçekleştirecek bir ortam bulabilmiş olmanız lazım. Sadece bu açıdan bile gerçekten çok zordu böyle bir operasyon yapmak. Fakat bununla da sınırlı değil. Yani bunların hepsini yapacak her şey üst üste denk gelmesi lazım. Bilgiyi alacaksın, tedarikçiyi bulacaksın, orada böyle bir fiziki ortam oluşturacaksın kendine. Ya fabrikasında ya nakliye esnasında, cihazların Lübnan'a getirilişi esnasında bir yerde böyle bir ortam bulacaksın. Bunu temin edebilmeniz için sizin sadece Hizbullah'ın içerisinde adamlarınızın olması yeterli değil. Lübnan Devleti'nde, İran Devleti'nde ve bölgedeki diğer devletlerde de çok geniş bir bilgi ağınızın olması gerekiyor. Tek bir yerde bunu sağlayarak bu işi başaramazsınız. Ya maalesef üzülerek söylüyorum. Çok da konuşmak istemiyorum. Yani bir örgütün ne kadar başarılı olduğunu öyle dahi olsa söyleme hoşuma giden bir durum değil. Umarım bu cihazlarla bizim bir ilgimiz, irtibatımız yoktur. O konuda bir bilgim yok ama böyle bir endişem var. Türkiye Firma veya Devleti'nin, yani Türkiye tedarikçilere Cumhuriyeti vatandaşlarının bu konuda bir bağının olmadığını ümit ediyoruz diyorsunuz yani. evet, umarım yoktur. Yani bunun bir ayrıntı olarak görülmemesi gerekiyor. Hesabı yapılmıştır. Yani yavaş yavaş servis edeceklerdir tedarik için. Şu an Tayvan olarak söyleniyor. Dün İran olarak söylenmişti. Bunlara ufak ufak nabız yoklama girişimleridir. O servis edilecektir. Yani oradan benim şu an aklıma gelen bir şey daha var. Ona da dikkat etmek lazım. Bu cihazların içerisine bomba yerleştirip yarın bir gün böyle bir eylem yapalım diye bunu akıl eden bir örgüt. Madem bombayı yerleştiriyoruz, bu kadar insana da etkisiz hale getireceğiz, farklı bir fayda daha sağlayalım deyip o cihazların içerisinde GPS de takmış olabilirler. Yani sinyal verici, yer gösterici aparatlar da takmış olabilirler. Eğer o cihazlar 3-4 ay kullanılmışsa, hepsi Hizbullah üyelerine dağıtıldı şeklinde konuşuluyor. 3000 tane Hizbullah üyesinin son 3 ayda, artık son 4 ayda attıkları her adım, gittikleri her koordinat, yaptıkları her buluşmada örgüt tarafından biliniyor anlamı çıkabilir. Öyledir yani. Gereken bilgiyi temin ettikten sonra işte 3000 tane Hizbullah üyesini sakat bıraktı, savaşamaz hale getirdi. Onların savaşamaz hale gelmesinden ziyade, yani bunun yanı sıra ikinci bir durum, şöyle bir durum oldu. Artık hiç kimse ne telefon, ne çağrı cihazı, ne de herhangi bir elektronik haberleşme cihazı kullanamayacak. Yani rakip örgüt olarak gördüğü Hizbullah orta çağ seviyesine geri götürdü. Zaten arada uçurum vardı ama kendileri her türlü iletişim araçlarını kullanabilirken, uydu teknolojisi kullanırken rakip örgütleri orta çağ teknolojisine geri göndermiş oldular.
Yani Afganistan'da bile ses geldi. Yani Afganistan polisi bile orada çağrı cihazı topluyor. Sadece Hizbullah olarak değil, Hizbullah'a destek veren herkes aynı tedbirleri almak durumunda kaldı. Gerçekten çok sarsıcı bir eylem oldu. Yani çok enteresan ve çok sarsıcı. Etkileri uzun yıllar devam edecek bir eylem. Evet, yani bu şekilde gerçekten de yani nokta atışı yapabilmiş olması dediğiniz gibi çok sayıda katılımcının da buna müdahil olmasını gerektiriyor. Devletler, belki örgütlerin üst yöneticileri falan. Dolayısıyla hani teknolojiyi artık hayatın bir parçası olarak gören günümüz insanı için de oldukça düşündürücü. Çünkü cebinde taşıdığı her şey aslında onun yani içinde bomba da çıkabiliyormuş demek ki böyle. İsterseniz Mustafa Bey epey oldu, yayınımız başlayalım. Burada iktifa edelim. Sonraki yayınlara da başka konular bırakalım. Benim sormayı unuttum. Sizin söyleyeceğiniz nokta varsa alalım, yoksa veda edebiliriz. Yok, teşekkür ediyorum Fuat Bey. Yani kapatabiliriz. Evet. Teşekkür ediyorum ben de. Evet, bugün Narin cinayetiyle başladık. Lübnan'da bitirdik konuyu. Orta Doğu'nun sıradan meseleleri diyelim. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.